Sayın Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kıymetli gazilerimiz, aziz kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kıbrıs'ımızın şehit şairi Süleyman Uluçamgil ne güzel söylüyor. Sevdiğim bir mektup yollar. Belki Ankara'dan, belki Bursa, belki İzmir'den. Ağrı Meriç arası buğu buğu gönül memleketinden. Biz de bugün sizlere gönül memleketiniz Türkiye'den selam getirdik. Sizlerin bu gurur gününde ana vatandaki 83 milyon kardeşinizin sevgisini, coşkusunu buraya taşıdık. Bu güzel adanın eşit başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz geleceklerine daha büyük bir umutla, güvenle bakıyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bu topraklardaki her bir başarımızı çetin mücadeleler sonucunda ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Şair Süleyman Uluçamgil gibi nice gencecik evlatlarımızı, yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Bu vesileyle Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının kıyamında emeği geçen herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Kıbrıs semalarını ezansız, hilali mahzun, vatanı esir bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz. Geçmişi unutmadan bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, burası tarihin her döneminde cazibesini korumuş, her toplumun rüyalarını süslemiş kadim bir coğrafyadır. Medeniyetimizin 1400 yıla, Osmanlı'nın 450 yıla yakındır mührünü taşıyan Kıbrıs, maalesef son 1,5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu çalkantılı bir süreç yaşamıştır. Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleştirdiğimiz 1974 barış harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'ta ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını
ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. Türk tarafı olarak en başından beri bu doğrultuda çok güçlü irade ortaya koyduk. Yapıcı fikirler sunduk. İyi niyetle çaba gösterdik. Ancak sadece bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor. Kıbrıs Türk'ü 2004 yılında çözüm için barış ve demokrasi uğruna dünya ile bütünleşmek adına Annan planına evet dedi. Rum tarafı ise masada planı kabul eden liderlerinin bizzat yürüttüğü hayır kamp Güney ise hayır dedi. Bütün bunlar yaşanan gerçekler. Fakat Avrupa Birliği atılan bu adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Onlar da verilen sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs'a vermediler. O gün nasıl yalan söylediyseler maalesef bugün de yalan söylüyorlar. Özellikle son 50 yıldır süren görüşmelerin neticesinde şu gerçeği artık çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir. Eskilerin dediği gibi dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın da belirttiği üzere egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor. Esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının iradesi de son seçimlerde bu yönde tecelli etmiştir. Rumlar iktidarı ve refahı adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleriyle eşit olarak paylaşmak istemiyor. Bunu da açıkça söylüyor. Hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleriyle masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının sebebi de budur. Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Şunu da çok açık, net söylemem gerekiyor. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Evet, bu sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır? Benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kullanıma açılması yönünde aldıkları cesur karardan dolayı bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah
Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak, çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacaktır. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağduriyet edebiyatı yapıyor. Oysa Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır. O da yıllardır yok sayılan, hakları sürekli gasp edilen Kıbrıs Türkleridir. Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız. Kıymetli kardeşlerim, yıllardır Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için fırsat olması gerektiğini vurguladım. Akdeniz'in ecdadımızın döneminde olduğu gibi yeniden bir huzur, barış ve işbirliği havzası haline gelmesi gerektiğini savundum. Ancak iyi niyetli bu çabalarımızın karşılığını bir türlü alamadık. Özellikle Avrupa ülkeleri diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarına boyun eğdi. Verilen sözlerin hilafına Kıbrıs meselesi çözülmeden Avrupa Birliği'ne üye yapılan Rum tarafı Kıbrıs Türklerini yok sayarak 2003'te Mısır'la, 2007'de Lübnan'la ve 2010'da İsrail'le deniz yetki alanlarının belirlenmesi için anlaşmalar imzaladı. Bununla da yetinmeyip 2007 yılında sözde ruhsat sahaları belirleyip uluslararası ihaleler açtılar. Ve 2011 yılında ilk sondajı onlar gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin tüm bu süreçte yaptığı uyarılar maalesef uluslararası toplum tarafından görmezden gelindi. Biz o gün ne söylemişsek şimdi de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Geride bıraktığımız dönemde yaşananlar bu konudaki güçlü irademizin nişanesidir. Elbette anlaşmazlıkların diyalogla uluslararası hukuk temelinde ve hakkaniyete uygun biçimde çözümü öncelikli tercihimizdir. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz. Sorunun çözümünün gerilimi daha da tırmandırmaktan değil, müzakere masasından geçtiğine inanıyoruz. Diplomasi ve müzakere bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kısa yoldur. Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz bu irademizin samimi bir ifadesidir. Arzumuz Avrupa Birliği'nin uzattığımız eli havada bırakmaması, Avrupa dayanışması adına çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir. Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi enerjiyi işbirliği vesilesine dönüştürme irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerimizden de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize belirlediğimiz çerçeve adil bir anlaşma sağlanana kadar
kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlendirecek çalışmaları, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesini 2015'te hizmete açmak suretiyle adanın içme, kullanma ve sulama suyu sorununu çözdük. Bora hattında meydana gelen arızayı hava şartlarının el verdiği ölçüde ve yerli imkanlarla tamamladık. Tarımsal sulama hatlarının açılmasıyla toplamda 71.540 dekar alan sulanabilecek. Böylece Kuzey Kıbrıs ekonomisinde yaklaşık 127 milyon lira gelir artışı sağlanmış olacak. Su temini projesinin tarımsal sulama kısmında devam eden çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Şimdi ise bir, yine denizin altından bir doğalgaz çalışması. İki, yine denizin altından kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrıs'ımızı yalnız bırakmayacağız. Desteksiz bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı yardımcımızın da gayretleriyle tarımdan turizme, küçük esnaftan sosyal yardımlara kadar farklı alanlarda finansman desteği içeren 2,3 milyar liralık mali işbirliği anlaşmamızı imzaladık. Covid-19'la mücadele çalışmaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değerli kardeşlerim 149 milyon lira aynı ve nakdi destek sağladık. Çok kısa bir zamanda inşa edilen acil durum hastanesinin açılışını bugün birlikte yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim bilişim ağı uygulamasını kademeli olarak buradaki öğrencilerimizin kullanımına da açtık. Kısaca ARMA olarak adlandırdığımız işbirliği modeliyle 18 sanayi altyapı projesini hayata geçirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapı projelerine bu yıl 162 milyon lira aktardı. Sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşası yönündeki gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini daha da üst düzeye çıkaracak imkana ve iradeye sahibiz. Bu arada yeni bir adım. Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Zira bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkleriyle güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız. İşte Azerbaycan'daki gelişmeleri gördünüz, takip ettiniz ve sonunda Azerbaycan hamdolsun, can Azerbaycan Ermenistan'ın işgalinde 28 yıldır olan topraklarını 44 günde onların işgalinden kurtardı ve şimdi de topraklarına yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Ve buradan Azerbaycanlı kardeşlerime,
Kardeş Kuzey Kıbrıs'tan selam gönderiyoruz. Ve inşallah en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Azerbaycan'a bir ziyaret yapmak suretiyle inşallah bu adımı çok daha farklı bir duruma getirecektir. Bizler tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman mücahit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Daha nice yıl dönümlerini birlikte kutlamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. Oldukça ilginç konu başlıkları vardı. Bunlardan belki sondan başlayarak hatırlatmak, altını çizmek gerekirse Cumhurbaşkanı Tatar'a Azerbaycan'a ziyaret çağrısı yaptı. Ve Azerbaycan'ın şu anda verdiği mücadeleyi Ermenistan